Merhabalar, ben Tuğçe Yerdelen. Tuğçe ile gündeme hoş geldiniz. Bugün Kastamonu mutfağı ve gastronomi konusunu konuşacağız. Karşımızda da sayın hocamız var. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Profesör Doktor Kutay Oktay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Öncelikle halinizi hatırınızı soralım. İyi, sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, sağ olun hocam. Bizler de çok iyiyiz. Biraz kendinizden bahseder misiniz hocam? Ardından da fakülte hakkında bir bilgi verirseniz. Tabii. Ben öncelikle bu programı davet ettiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ve daha değerli izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım faydalı bir program olacaktır. Kendimden bahsedeyim biraz öncelikle. Ben 1975 Ankara doğumluyum. Üniversiteyi Antalya Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünde tamamladım. Daha sonra Sakarya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisansımı tamamladım. Tabii lisans öğrenim boyunca ve mezun olduktan sonra da turizm sektöründe bir dönem çalıştım. Daha sonra Kırgızistan Türkiye Yalas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak göreve başladım. Yine turizm ve otelcilik alanında. Ve doktoramı da gene Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde işletme ana bilim dalında tamamladım. 13 yaklaşık Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde görev aldım. Gene turizm ve otel işletmeciliği bölümünde. 5 yıl önce de Kastamonu'ya geldim. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde göreve başladım. Halen buradaki görevime devam ediyorum. Evet hocam. Biraz da fakülte hakkında bilgi alalım. İzleyicilerimiz bilgi sahibi Tabii. olsun. Fakültemiz 2009 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kurulmuş. 2015 yılında ise fakültemiz gene YÖK tarafından Turizm Fakültesi'ne dönüştürüldü. Yani yaklaşık 10 yıllık bir kurumuz. Fakülte olarak da 5 yıldır hizmet vermeye devam ediyoruz. Fakültemizde 3 tane bölüm var. Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm Rehberliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri. Bunun yarısını İki tane yüksek lisans programımız var. Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı ve İnanç Turizm ve İnanç Turizm Yüksek Lisans Programı. Ayrıca turizm işletmeci alanında da doktora programımız 2 seneden beri faaliyete devam ediyor. Evet, çok güzel, çok güzel hocam. Konumuzu söylemiştik ilk başta da, tekrar da izleyicilerimize hatırlatalım. Kastamonu mutfağı ve gastronomiyi konuşacağız. İlk sorumuz da benim merak ettiğim, hem izleyicilerimiz de merak ettiğim, inandığım. Kastamonu mutfağı denilince ilk olarak aklımıza ne geliyor? Kastamonu mutfağı dediğim zaman benim aklıma gelen şeyleri hemen söyleyeyim. Bir kere pastırma, çekme helva, kuyu kebabı, banduma, yöresel yemekler, taş köprü sarımsağı, siyez bulguru. Oldukça bir geniş yelpaze geliyor benim aklıma. Yöresel sağlıklı ürünler aklıma geliyor. Orijinal ürünler aklıma geliyor. Hocam, orijinal ürünler derken yani ne geldi aklınıza orijinal? Örneğin siyez bulguru, hı hı. Taş köprü sarımsağı, pastırmalı ekmek. Bunlar yani burada bulunan şeyler. Mesela Üryani eriği. Evet. Yani sadece bu yörede yetişen ürünler ve buraya özgü yemekler sayı olarak oldukça fazla. Siz de bahsetmiştiniz programdan önce yaklaşık 812 tane yemekten bahsediliyor. Evet, evet. Bununla ilgili ben de soru soracaktım. Tabii. Çok da hani tabii. çok da güzel bir şey aslında, gururlandırıcı tabii. bir şey. 812 çeşit yemeğin olması. Fakat yaklaşık 300'e yakına ulaşılabilmiş. O diğer yemekler hakkındaki araştırmalar ne aşamada, nasıl gidiyor? Onların hakkında da bilgi alalım hocam sizden. Fakülte olarak çalışıyoruz, araştırmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili İrfan Mısırlı hocamızın editörlüğünde ve Aydoğan Aydoğdu, Emrah Yaşarsoy ve Metin hocalarımızın yazarlığında bir Kastamonu Yemekleri kitabı çıktı. Hocalarımız yaklaşık 2 yıl süren bir araştırma sonucunda 200 tane yemeğe ulaştılar burada. Tabii biraz daha derinlemesine araştırma yapılırsa bu sayı artacaktır. Tabii burada sayıdan çok bizim odaklanmamız gereken şey bunları nasıl ekonomik değere dönüştürebiliriz? Evet. Yani pazarlanabilir ürünlere dönüştürülebilecek yemekler hangileri? Bunları da hocalarımız çok güzel
kendi aralarında sınıflandırmış. Mesela simgeler demiş, gözdeler demiş. Bunların arasında tabii bu işi ticari olarak çalışan işletmelerimiz uygun olanları piyasaya sunarak bunları ekonomik değere dönüştürebilirler. Hocam, simgeler ve gözdeler diye ayrılmış dediniz ya. Mesela örnek verebilir misiniz? Simge dediğiniz evet. Ne, gözde dediğiniz neler oluyor? Mesela simgelerde taş gözü sarımsağı, evet. Siyez buğdayı ve bulgurum, Tosya pirinci, üryani eriği, çekme elma, kastamonu pastırması, taş köprü, kuyu kebabı, kastamonu simidi, inebolu ekmeği, kestane balı, çatal zeytin, fındık şekeri. Zaten ilk sorunuzda aklımıza ne geliyor dediğiniz zaman benim aklıma da ilk gelen şey. Simge olarak. Bunlar oldu, evet. Tabii oldukça fazla bunların birçoğunu da piyasada bulamıyoruz ama önemli şeyler var. Yani simge olmuş şeyleri. Bugün Kastamonu'da ulaşabiliyorsunuz. Bir de gözde mesela, diye demiştiniz evet, hocam. Gözdelerde evet. Gözdeler bayağı fazla. 45 tane falan gözde var. Birkaç tane. Mesela simit tridi örneğin banduma. Evet. Ecevit çorbası, pastırmalı ekmek, siyez ekmeği, mesela deniz ürünleri de var. Kalkan balığı, hamsi, mezgit balığı gibi. Kestane kebap. Evet, etli ekmek, cabada güveç, kaşık helva gibi 45 tane de gözdeler var. Onun dışında da diğer köylere kadar gitti hocalarımız. Orada her bir evde değişik tarifleri buldular ve bu eserin içerisine koydular. Bu eseri fakültemizin web sayfasından indirmek mümkün. Ben değerli izleyicilerimize şöyle göstereyim. Tabii bir tek bu değil. Biz bu çalışmayı 4 başlık altında inceledik. Kastamonu'nun somut olmayan kültürel mirası. Burada 4 tane kitabı tek bir cilt haline dönüştürdük. Burada festivaller, efsaneler, manevi iklim ve yemekler adı altında 4 ayrı kitabı fakültemizin web sayfasından ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Telefonlarına indirip okuyabilirler evet, ister rahatlıkla. Telefonlarına, ister bilgisayarlarına indirerek bu kitaplardan faydalanabilirler. Evet, evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Bir de yine merak ettiğim sorulardan biri de gastronomi denince Türkiye'de ilk akla Gaziantep mutfağı geliyor, Hatay mutfağı geliyor. Fakat son zamanlarda Kastamonu da akla gelmeye başladı. Yalnız Gaziantep, Hatay diyelim, Kastamonu bunun neresinde? Siz nasıl görüyorsunuz? Kastamonu önde mi sizce, sonrasında mı geliyor? Ya da öne gelmesi için, yani ilk akla Kastamonu gelmesi için neler yapılabilir hocam? Evet. Şimdi sorunuza şöyle güncel bir gelişmeyle başlayayım. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Bey yaklaşık bir ay önce bir açıklama yaptı. 2020 yılı Türk mutfağı yılı olarak ilan edildi dedi. Tabii bu ne demek? Türkiye tüm turizm sektörü olarak gastronomi turizmini ön plana çıkaracak ve dünyaya Türk mutfağını tanıtmaya çalışacak. Gerçekten de biz Türkiye olarak turizmde çok önemli avantajlara sahibiz. Tabii coğrafi konum, doğal güzellikler, zengin kültürel miras bunların başında geliyor ve Türk mutfağının zenginliği de zaten ayrı bir avantajımız. Fakat bundan yeterince yararlanamıyoruz. Mesela bir İtalyan mutfağı, bir Fransız mutfağı sanki bizim önümüzde gibi gözüküyor ama biz çok daha iyiyiz aslında onlardan. Hem çeşit olarak hem lezzet olarak. Bakanlığımız da bunu görmüş ve bu konuda bir çalışma başlatmış ve burada pazarlık ağırlıklı bir çalışma olacak. Çünkü gastronomi turizmi diğer kitle turizmine göre daha çok para harcıyor. Geldiği zaman daha lüks restoranlarda, daha nitelikli restoranlarda yemek yiyor, vaktini harcıyor ve daha yüksek gelir bırakıyor. Bakanımızın ifadesine göre konaklama gelirimiz 10 milyar dolar, gastronomi gelirimiz 5 milyar dolar. Buradaki hedef hem konaklama gelirini artırmak evet. Hem de gastronomi geliriyle konaklama gelirini birbirine yaklaştırmak. Gerçekten de bu böyle. Yani sahip olduğumuz değerlerin tam manasıyla pazarlayamıyoruz. Yani, hocam peki sizce demin söylediniz, işte İtalya'dınız, evet. Fransa dediniz, dünyanın da çeşitli ülkelerinde var. Onlar
nasıl bir yol izlemişler ki isimlerinden sıkça söz ettiriyorlar? Yani gastronomi alanında. Evet, işte. Ya da biz ne yapabiliriz? Tanıtmayla, evet. Markalaşmayla oluyor. Evet. Şimdi tabii Türkiye genelinden bahsettikten evet. sonra biraz da Antep'ten bahsettiniz, Hatay'dan bahsettiniz. Evet. Oraya gelelim. Tabii bu haberin devamı olarak TÜRSAP, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği gastronomi masasında bir açıklama yapmış. Orada da sevindirici bir haber var Kastamonu ile ilgili. Mevcut olarak gastronomi alanında 3 tane şehrimiz UNESCO gastronomi şehri ilan edilmiş. Bunlar Gaziantep, Hatay ve Afyon. 2020'de ise Kayseri, Bursa, Adana ve Kastamonu'da bu UNESCO gastronomi şehri olması konusundaki çalışmalara başlayacağını ilan etmiş. Yani bunun ulusal konuşulması onun için oldukça avantajlı. Evet. Tabii bu konuda valimizin başlattığı bir çalışmayla bir UNESCO masası oluşturuldu ve evet. bu UNESCO masası da gastronomi temasını ele aldı. Yaklaşık 2 hafta önce bizim fakültemizi de ziyaret etti UNESCO masası ve bu basında da yer aldı. Şimdi buna göre UNESCO yaratıcı şehirler arası tarafından gastronomi şehri kriterlerini Kastamonu açısından incelersek Kastamonu önemli avantajlara sahip. Fakat Gaziantep ve Hatay'daki çalışmalara ulaşmamız için, seviyeye ulaşmamız için biraz daha çaba göstermemiz gerekiyor. Tabii UNESCO gastronomi şehri olma hedefi önemli bir hedef. Evet. Olabiliriz veya olmayabiliriz ama bu hedefi koymak başarıca bir başarı. Adımız geçiyorsa o bir başarı. Tabii ki muhakkak. Yani burada Gaziantep'i saydık, Hatay'ı saydık, Afyon'u saydık. Kayseri, Bursa, Adana ve Kastamonu yani ilk 7'ye girmiş durumda şu anda. Önemli bir şey. Yani yapılan çalışmalar sonucunda biz UNESCO gastronomi şehri olamasak bile şehir gastronomi alanında bir noktaya gelmiş olacak. Bu da turizm açısından, şehrin tanıtımı açısından ve ekonomik gelirin artması açısından son derece önemli. Tabii neler yapmak gerekir? Evet. Bir kere geleneksel ürünleri, yöresel ürünleri korumamız gerekir. Ve bunların tanıtımını yaparak güzel bir şekilde sunmamız gerekir. Hocam korumamız gereken derken neler yapmalı? Nasıl korumalıyız? Ya da korumuyor muyuz ürünlerimizi? Orijinalliğini korumamız gerekir. Mesela yemekleri de kullandığımız orijinal malzeme neyse onu kullanmalıyız. Yani ucuz malzemeye kaçmamız gerekir. Yine pişirme yöntemlerinde geleneksel yöntemlere bağlı kalmalıyız. İşte bu işi bilen ustalarımız, genç ustalara işin gerçekten orijinal pişirme yöntemlerini, hazırlama yöntemlerini diğer genç ustalara aktarmalı. İşin sunum yönüne önem vermeliyiz. Restoranlarımızda servis elemanlarımız, restoranın atmosferini oluşturulmasında, sunumunda, güler yüzde. Yani örnek bir gastronomi şehri olmamız için bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Evet. Yani hem sunum hem lezzet önemli burada. Hem de tanıtım. Tabii burada aslında üniversite büyük rol üstlenmiş oluyor. Hani öğrencilere, yetiştirdiği öğrencilere sunmuş oluyor. Tabii öyle ki burada hocam? Tabii hizmet sektöründe en önemli faktörlerden birisi insan faktörü. Evet. Hizmeti sunacak insan faktörünüz nitelikli değilse gelen misafirlerin memnun olmasını bekleyemeyiz. Biz de üniversite olarak nitelikli insan kaynağının yetiştirmesi konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz geçen yıl öğrenci almaya başladı. Bu sene öğrencilerimiz 2. sınıfta. Çok turizm güzel. Ve otel işletmeciliği bölümümüz zaten 5 yıldan beri mezun veriyor. Yine turizm rehberliği bölümü öğrencilerimiz de 4 yıldan beri mezun veriyor. Bunların tabii çoğu Kastamonu'da kalmıyor maalesef. Diğer şehirlere gidiyor. Bunları işte Kastamonu'da tutabilmek için gerek çalışmaları yapmamız gerekiyor. İşte onları teşvik edecek şekilde işletmelerle bir ortak çalışma yapabiliriz örneğin. Evet. Sonuçta biz fakülte olarak tabii öğrenci yetiştirmenin ötesinde diğer kurumlarla da işbirliği içerisindeyiz. Bu UNESCO masasının yapılacağı çalışmalara hocalarımız ile elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız. Yani tüm kurumlarla beraber
hem kamu kurumları, hem özel kurumlar, hem sivil toplum kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak istiyoruz. Evet. UNESCO'nun artılarından bahsediyordunuz hocam. Biraz daha bilgi verebilir misiniz? Yani tabii, Kastamonu'ya tabii. Ne gibi artıları sağlayacak? Bir kere tanıtım açısından önemli katkıları olacaktır tabii. UNESCO gastronomi şehri ilan edildiğiniz anda bütün dünyanın gözü burada olacaktır. Yani gastronomi turistleri burayı merak ederek buraya geleceklerdir mutlaka. Şu anda 20-25 tane şehir var gastronomi şehri. Bunların şu anda 3 tanesi Türkiye'de. İşte diğer ülkelerde de var. Dolayısıyla dikkat çekicidir. Bir de Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin Türk mutfağını tanıtması yönünde yaptığı çalışmalar belki ilk başta yerli turizme yönelik yaptığımız çalışmalar sonuç verecek. Belki ileride yabancı turistlerin de buraya sırf gastronomi turizmi için gelmesine bile neden olabilir. Ama tabii çalışmak gerekiyor. Misafirleri ağırlamaya hazır hale gelmemiz gerekiyor. Ya konaklama konusunda da, işletmeler konusunda tabii. Da. Yani turizm bir bütün. Havalimanından gelip ulaşımından otele yerleşmesi, bir personelin güler yüzü, gezecekleri yerlerin temizliğinden, kamu hizmetlerine kadar her şey etkiliyor. Hatta sokaktaki vatandaşın, halkın turistlere karşı bakış açısı bile turistlerin memnuniyetini etkileyen faktörler. Hocam genel olarak gelen bir turist, yerli bir turist olsun, yabancı bir turist olmasın. Yerli bir turist ilk başta neye bakıyor? Gastronomi için geldiğini düşünelim. Tabii ki biz toplum olarak ilk baktığım şey lezzet. Evet. Sonra da tabii artık gastronomi konusunda sadece lezzet değil de bunun kültürel altyapısını inceleyen, bu yemeklerin nereden geldiğini, nasıl yapıldığını inceleyen bir topluluk da oluşmaya başladı. Lezzetten sonra güzel vakit geçirmek, oturacağı yerlerde, mekanlarda güzel vakit geçirmek istiyorlar. Eğlenmek istiyorlar. Ve ürünleri alıp evlerine götürmek istiyorlar. Satın aldıkları ürünlerin de kaliteli olmasını istiyorlar. Peki yerli turist bunu istiyor. Yabancı turist neler oluyor hocam? Onların istediklerine yine gastronomi alanında geldiğinde hemen hemen benzer nitelikler mi olmuş oluyor ya da farklılıklar var mı? Yabancı turistler tabii yemenin ötesinde bir de yörenin kültürel yerlerini, evet, müzelerini, işte tarihi mekanlarını da görmek istiyor. Tabii geldiği ülkeye göre değişiyor. Mesela uzak doğu turistler daha çok kültür turizmini merak ediyorlar. Kültürel mekanları izlemek istiyorlar. İşte Rusya pazarı, BDT ülkeleri pazarı ise daha çok dinlenme turizmine yönelik. İşte hoşça vakit geçirme, deniz, kum, güneş turizminden yararlanma gibi beklentileri var. Tabii turizm, sizin anlattığınız gibi turizm çok kapsamlı bir şey. Hani biz bugün sizinle hem mutfağı konuşuyoruz hem gastronomiyi konuşuyoruz ama bir bütün olmuş oluyor bu noktada. Sadece dünyada ve Türkiye'de gastronomi artık biraz daha ön plana çıktı. Öyle değil mi hocam? Siz nasıl görüyorsunuz? Evet. Özellikle ülkemizde gastronomi son dönemde ön plana çıktı. İşte bu televizyonda yapılan programların etkisi var. Sonuçta insanlar gittikleri yerlerde farklı lezzetleri tatmak istiyorlar ve güzel hizmeti almak istiyorlar. Bu da onların en doğal hakkı. Evet, evet doğru, doğru. Biraz da hocam üniversitenin gastronomi alanında yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verirseniz bizlere. Tabii. Ben biraz üniversitenin genel olarak yani doğrusu Turizm Fakültesi'nin yaptığı çalışmalardan bahsedeyim. Daha sonra gastronomiye gelelim. Tamam tabii ki hocam. Tabii üniversitemizin, fakültemizin çalışmaları merak edenler gene web sayfamızda bulunan bu turizm fakültesi bültenlerimize bakabilirler. Biz 5-6 yıldır bu bülteni düzenli olarak çıkartıyoruz. Hepsi de web sayfamızda mevcut. Bunları indirip bakabilirsiniz. Bu 2018-2019 eğitim öğretim yılı bülteni. Burada tabii en önemli ortaya çıkan nokta üniversitemizin ormancılık ve tabiat turizmi sahasında İhtisaslaşacak üniversite olarak, evet, belirlenmesi. Bu da Kastamonu açısından son derece sevindirici bir gelişme. Kastamonu turistik ürün açısından oldukça zengin. Gastronomiden bahsettik, kültür turizminden bahsettik. Doğa turizmi de burada önemli bir turizm çeşidi. Yüksek Öğretim Kurumu da bizi ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisaslaşacak üniversite olarak, evet, üniversitemizde birçok avantajı var. Örneğin bu sayede biz 2019 yılında 6 tane yeni araştırma görevlisi
kadromuza dahil ettik. Yine Orman Fakültesi'ne de bu kadrolar verildi. Artı önemli bir kaynakta gelecek, yaklaşık 100 milyon lira yakın bir kaynakta bu alanda yapacağımız projeler kapsamında verilecek. Yine kongre çalışmalarımız var. Biz Türk dünyasıyla ilişkilerimizi de çok sıkı tutuyoruz ve 2015 yılında 1. Türk Dünyası Turizm Sempozyumunu başlattık ve 6 yıldır da düzenli yapılıyor. 2020'de bu sene Denizli'de yapılacak 6. Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. Değişik ülkelerde yaptık. Evet. Kırgızistan'da yaptık, Kazakistan'da yaptık. Kastamonu'da hocam davetli olarak Denizli'ye gidiyor. Evet. Değil mi? Evet. Biz de organizatör kurumlar arasında yer alıyoruz. Evet. İki kere Kazakistan'da yapıldı, bir kere Kırgızistan'da yapıldı. İki kere de Kastamonu'da yapıldı. Diğer bir çalışma alanımız helal turizm alanında. Helal turizm konusunda da iki tane helal turizm kongresi yaptık. Üçüncüsü de yapılacak. Bu da önemli bir alan. Sonuçta Müslümanlar da turizm olayına her geçen gün daha fazla katılıyorlar ve onların taleplerini karşılayan tesislere ihtiyaç var ve bunların düzenlenmesiyle ilgili çalışmalara ihtiyaç var. Bu konuda da ilk çalışmayı biz başlattık. Çok güzel hocam. Çok da etkili oldu. Hüseyin Pamukçu hocamız bu konuyu çalışıyor. Helal Turizm Derneği'nin bir üyesi. Bakan Bey'le de görüştüler geçen gün. Dernek olarak görüştüler. Bakan Bey de bu konuya sıcak bakıyor. Diğer bir konu 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi. Yine evet, ilk biz gerçekleştirdik. Tabii bu çalışmalar sürdürülebilir turizm, doğa turizmi önem verdiğimiz çalışmaların başında geliyor. Hocam bu çalışmada en başa çıkan ne olmuş oluyor sürdürülebilir turizmde? Sürdürülebilir turizmde tabii dikkat ki çeken. En dikkat çeken şey kaynakların korunması. Yani turizm biliyorsunuz kaynakları aslında doğal kaynakları veya sosyal kültürel kaynakları kullanırken zarar da veren bir sektör aslında. Ne açıdan hocam zarar veriliyor? Örneğin uçakla bir yere gittiğiniz zaman bile o uçağın doğaya bıraktığı karbon gazı önemli bir doğaya zarar. Evet. En başta veya doğada turizm faaliyetine katıldığınız zaman çöpler, atıklar ve otellerin doğaya bıraktığı atıklar önemli. Sonuçta turistin gittiği yerde sıfır atık bırakma şansı yok. Mutlaka bir atık olacak. İşte sürdürülebilir turizmde bunu nasıl minimum düzeye düşürebiliriz? Turizmin çevreye verdiği zararları nasıl azaltabiliriz? Bu da önemli bir çalışma. Eğer evet, doğa turizmi konusunda çalışma yapacaksak zaten doğaya zarar vermeden bunu yapmalıyız mutlaka. Şöyle ben devam edeyim. Çok çekiyor. Aslında tabii, daha buyurun. Çok kitap getirecektim. Hepsini taşıyamadım. Buyurun hocam. Çok bunları güzel kaynaklar getirmişsiniz. Ne güzel. Paylaşıyorsunuz evet, bizimle. Diğer bir çalışma işte Kastamonu turizmi için yaptığımız çalışmalar. Kastamonu turizmcileri turizmin problemlerine çözüm arıyor. Çalıştay'ın kitabını yayınlamış. 2014'te yayınlandı. Evet. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile beraber yürüttüğümüz yine çalışmamız var. Çalışma neticesinde il turizm eylem planı çıktı. Bunu da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın sayfasından indirebilirsiniz. Burada da kısa, orta ve uzun dönemde yapılacak çalışmalar var. Bunlardan birisi de eğitim çalışmalarımız. Evet, üniversitemizin, fakültemizin turizm paydaşlarına sunabileceği eğitimler burada yer alıyor. Bunu da İrfan Mısırlı hocamız hazırladı bu kataloğu. Burada turizm sektöründe ister restoran olsun, ister otel olsun ve ister satış yapan yerler olsun. Burada 22 tane konuda eğitimimiz var. Bunlardan hangisini istiyorsa TUSKA'ya başvurarak bu eğitimlerini personeline verdirebilirler. İşletmeci hocam istediği evet, kadar personeli de yönlendirebiliyor evet, ki yönlendirebilir. Yani işletmeci de aslında birazcık bilgi sahibi sizin olsun. Sizin restoranınız var. Evet. 10 tane çalışanınız var. Bu 10 tane çalışanınızı diyelim ki temel servis eğitim vermek istiyorsunuz. Anadolu Kalkınma Ajansı'na başvuruyorsunuz. Onlar da bu eğitimi onlara ücretsiz olarak verilmesini sağlıyor. Bu eğitim bizim fakültemizin öğretim üyeleri tarafından veriliyor. Yani işletmeler
Hiçbir ücret ödemeden personellerine eğitim verebilirler. Evet. Biz bu eğitimleri birkaç kere gerçekleştirdik. Turizm fakültesi Mesela binası da oluyor evet galiba. bizim binamızda oluyor veya değişik yerlerde de yapabiliriz ama bizim binamızda her türlü altyapı mevcut. Kendi konuk evimiz var, restoranımız var, işte mutfağımız da açılacak, restoran da diyeceğiz. Evet. Birçok eğitimler gerçekleştirdik. Mesela turizm servis elemanı ve ev pansiyonculuğu eğitimini gerçekleştirdik. Bu Sayın Valimizin de vermiş olduğu teşekkür Evet, belgesi. çok güzel. Biz çok hevesli, istekliyiz. Yani bu bize talepler gelsin. Personeli eğitmek için elimizden ne geliyorsa yaparız. Çok da memnun oluyoruz. Onları fakültemizde gördüğümüz zaman. Ne güzel hocam. Hocam program başlamadan önce sizinle görüşmüştük. Şuydu Evet. galiba bir çalışmanız vardı. Gastronomi alanında hem Kastamonu'dakilere sormuştunuz hem de il dışındakilere. Evet. Biraz da ondan bahsedersiniz. O da Tabii. çok güzel bir Tabii. çalışmaydı. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada gördüğünüz tüm kitaplar web sayfamızda var. Onları indirebilirsiniz. Evet. Ayrıca bir de hazırladığımız Kastamonu Turizm ile ilgili yüksek lisans tezleri var. Bunları da YÖK Tez İzleme Merkezi'nden E-Devlet şifrenize girerek indirebiliyorsunuz. Yüksek lisans öğrencim Nesrin Önal'la yaptığımız bir çalışma vardı. Kastamonu'da gastronomi turizmi kapsamında yöresel yemeklerden turistik ürün olarak yararlanılması Evet. konulu çalışma. Burada da işte elimizde sahip olduğumuz bu değerleri, yöresel yemekleri nasıl turistik ürüne dönüştürebiliriz ve nasıl ekonomik gelire dönüştürebiliriz? Bunun araştırmasını yaptık. Bu araştırmada da 25 tane Kastamonu'daki uzman ile görüşerek bu araştırmayı gerçekleştirdik. Bu 25 kişinin 25'i de %100'ü de Kastamonu'da yöresel ürünler gastronomi turizminde ürüne dönüştürülebilir demiş. Yani ürünlerimiz zengin, dönüştürebiliyoruz. Peki neleri sunmak gerekir diye sorduk. Mesela kahvaltıda ne sunmalıyız? Diğer yemeklerde ne sunmalıyız diye sorduk. Genelde çıkan şey kahvaltıda kestane balı, yöresel ev yapımı reçel ve marmelatlar, sucuk, pastırma, hamur işleri, köy serpme kahvaltısı gibi şeyler ön plana çıkmış. Bu kahvaltı için hocam Evet. demin saydınız. Evet. Öğle akşam yemeklerinde Ecevit çorba, kara çorba, tarhana çorbası, kuyu kebabı, tirit, bandıma, cırık tatlısı, kaşık helvası, et ekmeği, pastırmalı ekmek, siyez bulguruyla yapılan ekşi pilav önerilmiş. Ayrıca ara öğünlerde de çok çeşitler var. Mesela kel simit. Tabii kel simit biz yazmadık. İnsanlar yazmış. Kel simit deyince biraz yanlış anlıyor. Kastamonu simidi diyelim. Evet. Pastırma, komposto, cevizli çörek, üryani eriği pestili, mürdüm eriği kurusu sunulabilir denmiş. Yine içecek çeşitleri de oldukça fazla. Eşi pekmez şırası. Evet ve köy yayık ayranı gibi şeyler ön plana çıkıyor. Fakat yani Kastamonu içinden bakış açısıyla baktığımız zaman Kastamonu yöresel ürünleri gastronomi turizm açısından ürüne Evet. dönüştürülebilir. Peki dışarıdakinin Diğer bir bakış araştırmada açısı? da gene Muharrem Avcı hocamızın danışmanlığında yapılan Nagihan Yüce tarafından yapılan araştırmada dışarıdan gelenlere sorulmuş. Evet. Onların görüşü de çok kötü değil ama gene de %80 olarak, %50 olarak diğer ürün yörelere göre Kastamonu mutfağını beğenmişler. O şeye geliyor. Mesela Kastamonu mutfağını tekrar tercih etme durumunu sorduğum zaman %64'ü evet demiş. %34'ü hayır demiş. Kastamonu mutfağını diğer mutfaklarla kıyasladığınızda beğenme durumunuz nedir diye sorulduğunda %33'ü iyi demiş. Yaklaşık %50'si ise ne iyi ne kötü demiş. %20'ye yakın bir kısmı da %17'lik kısımda kötü demiş. Yani diğer mutfaklara göre biraz iyi durumda gözüküyoruz ama gene de bunu rekabet etmek istiyorsak daha iyi seviyeye çıkartmalıyız. Evet hocam. Ben şimdi bir yandan yorumlara da Evet. bakıyorum. Mustafa Bey buradan bize Mustafa Koçak alkış göndermiş yorumlardan. Hüseyin Türedi de etli ekmek diye yazmış.
Büyük ihtimalle Et Hüseyin Bey. ekmeği. Ama Evet. orijinal et ekmeği. Evet. Yani dışarıda etli ekmek diyor Evet. ama evet, O da kendi tercihini et ekmeği. söyledi herhalde hocam orada. Evet. Evet. Tabii olabilir. Yani bir şeyi iddia etmenin de anlamı yok. Yani insanlar nasıl söylemek istiyorsa söylesin, ısrarcı olmanın da anlamı yok. Yani restoranlarda etli ekmek diye satılıyor Tabii. genellikle. Tabii. Bu arada atladığımız şeyler var mı diye bakıyorum. Şafak Oktay'da Gastronomi. başarılar, sizleri izliyoruz, gurur Evet. duyuyoruz diye Tabii. yorumda bulunmuş. Paylaşmak istedim Evet. izleyicilerimizi. Gastronomiye tekrar döneriz. İsterseniz ben şu Tabii çalışmalarımdan biraz ki. daha Ha, tabii ki. bahsedeyim. Buyurun. Doğa turizmi alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlendik ve bu konuda da 26-29 Eylül tarihleri arasında Pınarbaşı Belediyesi'nin spor salonunda Doğa Turizmi Arama Konferansı ve Pınarbaşı Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. Onun da sonuç raporu burada. Bu daha yeni çıktı. Web sayfamıza koymadık ama önümüzdeki hafta bunu da web sayfamızdan indirebilecek değerli Hocam, izleyicilerimiz. Çalıştay hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Yeni de olmuştu. Evet, bu Çalıştay Pınarbaşı'nda gerçekleşti. Fotoğrafları da burada ama tam kameradan gözükmeyebilir. Yaklaşık 40 katılımcı geldi. Bunların arasında hem akademisyenler var hem doğa turizmi konusunda sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve özel sektör temsilcileri de vardı. Burada 120 tane sorun tespit edildi doğa turizmi ile ilgili. 120 soru. Evet. Sadece tabii Kastamonu için değil bu sorunlar. Tüm Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Biz burada özel olarak Pınarbaşı'nı inceledik. Evet. Bir grupta tabii 5-6 tane çalışma grubu vardı. Pınarbaşı'nda da bakıyorum 12 tane sorun tespit edildi. Ve bu tespit edilen sorunlara çözüm önerileri de üretildi ve bu çözüm önerileri kimin tarafından çözülmesi gerekeceği de yazıldı. Yani bunu kuruluşlarımızın yöneticileri, temsilcileri bu çalışmayı incelerlerse kendilerine düşen görevleri de belki burada inceleyebilirler. Ve böylece en azından bir tane soruna bile çözüm olsa bu çalışma amacına ulaşmış olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Bu çalıştaylar zaten çok önemli hocam. Yani hem Tabii. sorunlar dile gelmiş Tabii. oluyor, hem de Tabii. demin siz dile getirdiğiniz çözüm önerileri dile gelmiş oluyor. Gerçekten çok kıymetli. Evet. Yine benzer bir çalışmayı 7-9 Nisan 2016'da yapmıştık. O da Turizm Rehberliği Eğitimi Arama Konferansı'ydı. Bu da gene tüm Türkiye ile ilgilendiren turizm rehberliği eğitimi ile ilgili sorunlar tartışıldı. Gene bu konferansların oturum başkanlığını, moderatörlüğünü İrfan Mısırlı hocamız yapıyor. Gene bu ayın sonunda Antalya'da yapılacak bir arama konferansta. Burada da gene turizm eğitimi, genel olarak Türkiye'deki turizm eğitiminin sorunları ile ilgili konulara değiniliyor. Bu konuyla ilgili tüm Türkiye'deki diğer dekanlarla da irtibat halindeyiz. Dekanlar toplantısına, dekanlar konseyi toplantısına mutlaka katılıyoruz. Diğer fakültelerin tüm çalışmalarını destekliyoruz. İletişimimiz çok iyi. Yani diğer dekan hocalarımız da Türkiye'deki turizm sorun, eğitimdeki sorunları çözmek için mücadele veriyorlar. Çünkü bugüne kadar ihmal edilmiş konular var. Ve bu konu öyle bir noktaya geldi ki artık turizm fakültelerinin şapkayı önüne koyup düşünmeleri zamanı geldi diye dedik. Yani yaklaşık 2 sene önce bu çalışma başlatıldı. 2 sene içerisinde de önemli mesafe kat ettik. Yani turizm eğitimi Türkiye'de eskisinden daha iyi olacak. Dekanlar olarak biz bu konuda mücadele etmeye ve hocalar olarak da bir tek dekanlar değil tüm fakültenin hocalar olarak bu konuda çaba göstermeye sarf ediyoruz. Yani Hocam Kastamonu olan turizm fakültesi olarak da birçok fakülteden de iyi durumda olduğumuzu Evet. söyleyebilirim. Fiziksel altyapımız tamamlanmış durumda. Birçok fakültenin fiziksel altyapısından daha iyi durumdayız. Akademik kadromuz çok zengin. 20 tane akademik hocamız var şu anda görev yapan. 12 tane de idari personelimiz var. Yani fakültemizde güzel bir çalışma ortamı, uyumlu çalışma ortamı var. Sağ olsun hocalarımıza da buradan
Teşekkür etmek istiyorum yaptıkları fedakar çalışmalardan dolayı. Evet, birazdan bahsedecek. Şu anda hala hocalarımız fakültede çalışıyorlar. Birazdan bahsedeceğimiz açılışla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii, cumartesi günü ama Evet. hocalarımız durmuyor, ne güzel çalışıyorlar. Evet. Çalışmalarımızı biraz daha organize hale getirmek için ilk defa 2019-2020 Turizm Fakültesi Yönetim El Kitabı'nı çıkarttık. Bu da mevcut. Yani yaptığımız tüm işler web sayfasında mevcut. Bakabilirsiniz. Yani ne yapıyoruz, ne yaptığımızı inceleyebilirsiniz fakülte olarak. Bu senenin Evet, hocam. bu senenin yeni. Yani kadromuz, görevler, dağıtılan görevler, yapılacak işler, hedeflerimiz, amaçlarımız hepsi burada var. Evet, başka bir diğer çalışmamız Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları dergimiz. Bu da bilimsel bir yayın. Değişik ülkelerden hocalar makalelerini gönderiyorlar ve biz bu makaleleri hakem değerlendirme sürecinden geçirerek senede iki kere bu dergiyi turizm akademik camiasına kazandırıyoruz. Bu Türk dünyası başkentiyle ilgisi var mı hocam bu yayınların? İlgisi tabii ki var şu şekilde. Biz üniversite olarak Türk dünyasına karşı özel bir ilgi duyuyoruz ve buradaki üniversitelerle ortak çalışmalarımız var. Türk dünyasından önemli sayıda öğrenci bize geliyor, burada okuyor. Tüm bu çalışmaların sonucunda da Türk dünyası Kastamonu açısından önemli bir hale geldi ve 2018 yılında Kastamonu Türk dünyası kültür başkenti olarak ilan edildi. Evet, istiyorsanız yavaş yavaş asıl en Hocam. önemli konuya gelelim. Ah tamam Var mıydı hocam, başka pardon, sorunuz gelmeden varsa? önce ben Evet. şimdi bir yandan da yorumları da Tabii. takip etmeye çalışıyorum. Hacer Müfide, İncegül, sağ olsun Müfide ablamız da, Kutay hocam ve Tuğçe Erdelen, çok teşekkür ederiz. Sevgiler diye demiş. Özer Hisarcıoğlu, değerli hocamıza bir soru demiş. Bakalım, soru gelecek herhalde birazdan, daha Tabii. düşmedi. Tabii. Şimdi geldi hocam. Evet. 150 kilometre civarında sahili olan bir şehirde kendi halkımız Sinop ve Bartın'a gidiyor. Hocalarımızın buna yönelik bir çalışması var mı? Diye Evet, sormuş Özer güzel Bey. bir soru. Teşekkür Yani bu gerçekten ederiz. deniz turizmi Özer Bey. konusunda eksiklikler var. Şimdi şurada da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın çalışması var. Kastamonu'da hangi turizm noktalarına yatırım yapılabilir? 75 tane unsur belirlenmiş şekilde. İki sayfa olarak unsurlar var. Burada Deniz turizmi var mı hocam bunun tabii içinde? deniz turizminde olan yerleri söyleyeyim. Gideros Evet. Koyu var mesela deniz turizminde. Cide sahili var. Yine Abana sahili var. Abana'yı zaten ikinci Evet. sırada. Evet. Bunlar alfabetik sıraya göre yazılmış. Yani o yüzden Abana ikinci sırada. Abana sahili. Evet, Evet. başka evet Cide dedik, Yoskoy dedik. Şöyle yapsak hocam, Cina, izleyicileri de evet. görsün göstererek. Evet. Şöyle yaparsanız hocam. Evet. Deniz turizmi ile ilgili alakalı yerleri göstereyim. Abana sahili, Evet. Cide sahili, Gideros Gidelim. koyu, Cino koyu, İnebolu sahili, evet, onun dışında deniz turizmi ile ilgili bir nokta. Evet. Sonuçta Abana, Cide, İnebolu, Çatalzeytin. Buralar deniz turizminde ön plana çıkan yerler. Tabii sezonun kısalığı bir dezavantaj. Yaylık sezonu. Fakat Sinop'ta da Bartın'da da aynı şey geçerli. Demek ki buradaki tesislerde bir altyapı plajlarda düzenleme yapmak gerekiyor. Altyapı çalışmalarına önem vermek gerekiyor. Yani sonuçta Cide'de, Sinop'ta deniz turizmi gelişmiş, Bartın'da gelişmiş ama Kastamonu'da Evet. niye yok? Buralarda da çalışmalar yapılabilir. Aslında bazı sahillerdeki ufak düzenlemeler deniz turizmi hızlı bir şekilde aktif hale getirilebilir diye düşünüyorum. Yani neler yapılabilir acaba hocam bunun için? Evet, dediği gibi Sinop'un tabii ki sahili daha farklı. Doğa galiba elverişli Evet. olmuş oluyor ama hani Yani doğayı da çok bozmadan. plajların temizliği, bu plaj tesislerindeki işte şezlonglardan tutun da işte duştan, yemek yenecek yerlerin temizliğinden, su sporları imkanlarından,
insanların akşam dolaşıp yemek yiyecekleri yerlerden kalacakları otellere kadar birçok konularda iyileştirme yapılması gerekiyor. Sonuçta turistler konforlu olan yerleri tercih ediyorlar bu deniz turizminde. Bir de ilk başta söylediğiniz gibi kısa süre olması en büyük handikap olur. Hani Evet, sürenin 2 ay kısa tabii. olması Tabii. Tabii buraya yatırım yapmak istemiyor tabii. doğal olarak. Çünkü 2 ay için bir otel açmaz. Ancak ufak tesisler, Evet. pansiyon tarzı tesisler olabilir. Doğa turizm bu nedenle avantajlı. Daha az yatırımla konaklama tesislerini açabiliyorsun. İşte bungalovlar yapabiliyorsun veya kamping tarzı yerlerle çok yatırım yap konaklama kapasitenizi Özellikle arttırabiliyorsunuz. macera sevenler için. Evet, Değil mi? harika bir şey. Yollar Tabii. için çok 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 Tabii. güzel. Dilek Hanım da iyi yayınlar demiş. Dilek Özdemir. Teşekkür ederim. Şimdi hocam demin siz de bahsettiniz. Hocalarımız bugün de aslında mesai Evet. olmamasına Evet. rağmen okulda çalışıyorlar. Gastronomi mi, mutfak sanatları bölümü, uygulama mutfağının bir açılışı olacak. Onun hakkında da Tabii. bilgi Tabii. verirseniz bizlere. Tabii. Evet, pazartesi günü saat 15.30'da fakültemizde Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı açılış töreni gerçekleşecek. Bu şekilde davetiyemizi de Evet. gösterelim. İzleyicilerimizi evet buradan davet ediyoruz. Gerçekten sağ olsun tüm şehir ilgi gösterirdi. Onlar da katılacak. Kamu Hocam kurumları, bu özel mu? kurumlar. Üniversite için ayrı bir değeri var. Hani ben Evet. biliyorum, sizden de Tabii. duymuş olalım. Biraz da içeriğinden, Tabii. öneminden, bir de Tabii. gastronomi dedik en Tabii. başından beri. Onlardan da biraz Tabii. söz ederseniz. Sağ olsun üniversite yönetimimiz bu işe önemli bir bütçe ayırdı. 500 milyon, 500 bin liralık bir bütçeyle bu mutfak kuruldu. Son teknolojiyle donatıldı. Her şey yepyeni, sıfır ve kullanıma hazır hale getirildi. Sağ olsun hocalarımız da bunu kurmak için ve hazır hale getirmek için çok yoğun bir çaba sarf ettiler. Yaklaşık 3-4 aydır çalışıyorlar ve en sonunda eğitime başladık ama tam olarak resmi açılışımız pazartesi günü gerçekleşecek. Geldiğiniz zaman görürsünüz zaten. Şu anda hocalarımız orada öğrencilerle beraber güzel bir menü hazırlıyorlar. Menümüz de burada 16 çeşit yemekten Evet. oluşan bir menümüz var. Menüde de hem uluslararası mutfaklardan hem de Kastamonu yöresel yemeklerinden örneklere yer verdik. Burada mesela Kastamonu ile ilgili olanları Tabii sorayım. paylaşırsanız. Mesela humuslu pastırma roll. Nohudun tahinle birleştiği ve başka bir boyuta ulaştığı humusun Kastamonu pastırması dilimleriyle sunumu. Yine bruschetta, taş köprü sarımsağı, domates ve parmesan peynirlerinin sosla harmanlaşmış ekmek dilimleriyle servis edilmesi. Et ekmeği. Yine küçük tabii. Herkese büyük değil de küçük tadımlık et Evet. ekmekleri yapacak öğrencilerimiz. Hocam bu sunumların hepsini öğrenciler mi hazırlıyor? Evet, Yapılışında da hocalarımız ve öğrenciler beraber hmm. hazırlıyorlar. Siyes keşkeği ana yemek olarak sunacağımız yemeklerden birisi. Kastamonu'nun coğrafi işaretli bir ürünü olan Siyez buğdayının hindi etiyle özdeşleştirilerek pişirilmesi ve ardından tahta kaşıklar ile ezilmesiyle oluşturulan yemektir. Kastamonu'nun diğer bir önemli ürünü olan sotelenmiş kanlıca mantarı ile sunum yapılmaktadır. Evet, başka kaşık helvamız var. Kestane şekerli kaşık helva. Un helvasının meşhur İnebolu Kastanesi'nden üretilen kestane şekeriyle enfes uyumu. İçeceklerimiz zaten tamamen yöresel. Eyşi, elma marmeladı ile hazırlanmış Kastamonu yerel içeceği. Osmanlı şerbeti çeşitli baharatların bir araya getirilip kaynatılarak hazırlanan lezzet şöleni. Fesleğenli ayran, fesleğen yapraklarıyla lezzetlendirilmiş ve dinlendirilmiş yoğurdun en sevilen hali. Naneli limonata, yaban nanesi ile harmanlanmış ve dinlendirilmiş limonata. Bu şekilde tabi uluslararası şeyler var ama Kastamonu yöresel yemeklerine son derece önem veriyoruz. Bu konuda öğrencilerimizi de bu yöresel yiyeceklerin hazırlandığı
üretim yapıldığı yerlere gönderiyoruz. Orada yerinde görüyorlar. Mesela nerelere gidiyorlar hocam? Örneğin çekme helva yapımına gidildi. Evet. Kastamonu simidi yapımına gidildi. Pastırmacılara gidilecek. Ayrıca biz fakültemizde de sokak lezzetleri günleri yapıyoruz. Mesela geçenlerde Kastamonu simidi ve pastırma sunumu gerçekleşti. Onu nasıl yaptınız hocam? Yani nasıl oldu? Fakültenin içinde oldu. Yine Bahçemiz var öğrencilerle bizim, beraber. bahçemizde gerçekleştiriyoruz. Yani ben Evet. şu an izleyicilerimize şunu söyleyebilirim. Yani biz Tabii. fakültemize herkesi bekliyoruz. Bu fakülte tüm Kastamonu'ya hizmet etmek için var. Yani istediğiniz zaman gelin bizi ziyaret edin. Zaten her öğlen yemek çıkıyor. Öğlen yemeğimiz de mevcut. Dört çeşit yemek hazırlanıyor. Bu yemekler de son derece lezzetli ve besin değeri sağlıklı besinlerden oluşan bir menü çıkartıyoruz. Parlayan Yıldız Konuk Evet, Evi'nde Barla Yıldız çıkıyordu. Konuk Evi'nde. Tabii gastronomi mutfağının devreye girmesiyle öğrencilerimizin sunduğu çeşit de artacak. Fakültemiz sonuçta Kastamonu turizmini ve Kastamonu'ya hizmet etmek için var. Bu gastronomi mutfağı da yine Kastamonu'nun gastronomisine hizmet edecektir. Değişik şefleri biz buraya çağıracağız. Bu şefler öğrencilerimize eğitim verecek. Bu eğitimlere restoranlarımızın aşçıları da katılabilir. Veya mevcut Kastamonu'daki aşçıları bizim mutfağımıza çağırarak öğrencilere bu geleneksel yöntem pişirme yöntemlerini aktarabiliriz. Yani tam bir uygulamalı eğitim olmuş olacak o Evet, zaman evet. geldiği zaman. Evet, kesinlikle. Sonuçta güzel bir çalışma yapılıyor. Ben tekrardan bu çalışmayı yapan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Üniversite yönetimimize teşekkür ediyorum bu desteği sağladığı için. Önemli bir kaynak aktarıldı sonuçta bu mutfak için. Evet. Evet, Sayın Valimize, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum. Onların da destekleri oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet, burada ismini unuttuğum kamu kuruluşları veya de destek olan herkese teşekkürümü sunmak istiyorum. En başta fakülte personelim bu konuda fedakar çalışmalar yaptı. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü hocalarım. Şu anda hala mutfakta çalışıyorlar ve yarın da çalışmaya devam edecekler. İnşallah hayırlı olsun. Güzel bir tören İnşallah. olur inşallah. İnşallah. Gelecek misafirlerimizi de bekleriz. Her zaman bekleriz. Yani Turizm Fakültesi sadece aslında gastronomi alanında değil, her alanda Tabii. iddialı benim Tabii. Yani sizden mesela anladığım. diğer alanları gelince de turizm rehberliği alanında da 10 Aralık'ta ilk kadın mitinginin 100. yıl dönümü gerçekleştirdi ve 1200 tane İstanbul'dan gelen konağa, diğer şehirlerden gelen kadın konağı bizim 44 tane turizm rehberliği bölümü öğrencimiz turizm rehberliği hizmeti sundular ve gelen tüm misafirler de bu hizmetten son derece memnun kalarak şehrimizden ayrıldılar. Çok güzel. Yani her alanda gastronomi olsun, turizm rehberliği olsun, otelcilik olsun her alanda biz hizmet etmek için varız şehrimize. Yorumlardan Emine Hanım da Emine Tatlı. Teşekkürler hocam kıymetli bilgileriniz için. Size Sağ olun. teşekkürlerini Çok teşekkür ediyoruz. sunmuş. Evet hocam sağ olun. Hani biz de Evet. gerçekten teşekkür ediyoruz. Hem özellikle bu yayınları getirdiniz, anlattınız. Evet. Çalışmaları dile Bunların hepsi getirdiniz. web sayfamızda var. Her şeyi indirebilirsiniz. Tezlerde YÖK'ün tez izleme merkezinde var. Yani bu ulaşamadığınız şeyler olursa direkt bize yazın. Biz ayrıca mail ile de göndeririz. Evet. Hocam şunu anlatırken söylemiştiniz ama ben biraz daha altını çizelim diye söylüyorum. Şu Kastamonu Evet. yemeklerinde. Bunu herhangi biri yani akademisyen olmayan da biri, öğrenci biri de ev hanımda herkes zaten rahatlıkla okunabilir. Değil mi? Tabii O dille yazılmış. okulabilir. Hem de Tarifler var. içinde Tariflerden yararlanabilir. tariflerde Evde yapabilirler. onlar da Yiyecekleri. aslında dikkat çekebilir. Evet. Belki merak Tabii. edenler Tabii. vardır. Tarifleri öğrenmek isteyenler Tabii. vardır. Evet. 200 Ondan tane da tarif var bunun içinde. yaklaşık 200 Evet. tarif var. Yaklaşık 200 tane tarif var. Ya Tek tek hem de fotoğraflı. Değil mi evet hocam? evet fotoğraflı. Şöyle birkaçını Mesela göstersek ekran başında ıspanak meraklı ekmeği. izleyenler Evet vardır. ıspanak ekmeği. İlginç şeylerden birisi. Gösterelim.
burada nasıl pişireceğiz? Hem de yani tarifler hem kolay hem de lezzetli hem de sağlıklı besinler. Sağlıklı. Yani ilk başta sordunuz Kastamonu mutfağıyla ilgili. Sağlıklı olması da çok önemli. Çünkü günümüzde insanlar lezzetin yanında sağlıklı Sağlık besinleri de tarlıyor. Tabii. Artık arıyorlar. dünya aslında bir şekilde de değişmiş oldu Tabii. söylediğiniz gibi. İnsanlar sağlığına da daha çok Tabii dikkat şimdi ediyor. fast food olayı büyük ülkelerde büyük bir problem olmaya başladı. Ama şuradaki yemeklere bakıyorsunuz, insan sağlığına zararlı hiçbir şey yok. Yani uygun bir şekilde tükettiğiniz zaman her türlü Tamamen besin doğru. ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Hem de sağlığınıza da zarar verecek veya size kilo aldıracak bir şey yok. Yani şu anda Avrupa, Amerika fast food'la mücadele ediyor. Yani ülke Evet. olarak aslında çok şanslıyız. Her şeye sahibiz. İşte o yüzden başta söyledik bunları korumamız gerekiyor. Üretimi arttırmamız gerekiyor işte. Üretimde de orijinal geleneksel yöntemlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Yani biraz pahalıya üretelim ama sonuçta bizim olsun yani. Yani en güzel aslında dışarıya işte Facebook'a yönelmekten ziyade evde tencere yemeği hani Evet. söylediğimiz Kesinlikle. olarda olarak ama artık insanlar yavaş yavaş daha da bilinçlenmeye başladı. Artık eskiye Tabii, doğru dönüş tabii. başladı. Artık slow food olayı meşhur olmaya başladı. Evet, evet, evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir program oldu. İzleyicilerimize de faydalı olmuştur inşallah. Onların da güzel yorumlarını aldık. Evet, programda kapanmadan önce daha doğrusu şu anda hani kapatmadan önce de yani izleyicilerimizle paylaşmak istediğim bir şey var. Pazar günü yani yarın Leyla Gencer Kültür Merkezi'nde saat 1'de Hazreti Pirşeh Şabani Veli Anma ve Anlama programı yapılacak. İstanbul'da olacak, Bakırköy İstanbul'da. Gitmek isteyen, ulaşmak isteyen izleyicilerimizin daveti. Çok Evet. teşekkür ediyoruz hocam. Tamam, ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Evet, teşekkürler. Sağ olun.